Merhaba. Bugün yanımda eskisi kadar değerli olmasa da hala hatırı sayılır bir yeri olan bir konuğum var. 10 lira. Evet, 10 lira. Bunu üçüncü kez çektiğim için artık gülmeliyim ama ona üçüncü kez de güldüğüm için ve hala kendi esprime güldüğüm için Elif'e eksi 5 puan. İyi başladık. Bugün 10 lirayla alamayacağınız bir şeyden bahsedeceğim. Fakat öncesinde durumu biraz yumuşatmak için birkaç tane alabileceğiniz şeyden bahsedeceğim. Bunları ben internetten araştırdım. Tabii ki sokağa çıkıp 1 milyoncu gezerseniz seçenekleriniz çok daha farklı olabilir. Ama burada ele aldığım şeylerin hepsi internette bulabildiğim en minimal fiyatlar üzerinden. Başlıyorum. Bir bardak kahve alabilirsiniz 10 liraya. Eğer üzerinde adınız yazılıysa ve adınız düzgün yazılıysa bu fiyat 2'ye 3'e katlanabilir. Düşündüm, 3'e katlanır mı? Katlanabilir. Ekstralarla falan filan yaparsınız bir şeyler. Uluslararası sevgili cüzdanı alabilir misiniz? Sanırım bu romantik bir şey olarak algılanıyor. Çok emin olmamakla birlikte romantik olmadığını düşünüyorum. Yani bunun bir piyasası varsa herhalde bunu romantik zannedip alan insanlar vardır diye düşünerek aşırı ürperiyorum. İnşallah yoktur ve bu sadece bir aldatmacadır. Uluslararası sevgili cüzdanı ne ya? Şu an çok ağzımın içinden konuştum, inşallah anlaşılabilir bir cümle olmuştur. Düğün parası alabiliyormuşsunuz. Düğün parası dedikleri şey bildiğiniz sahte para. Aslında bu bayağı suç. Evet. La Casa de Papel Türkiye versiyonu ama üzerinde herhalde sahtedir. Geçmez falan filan bir şeyler yazıyor. Bizim çocukluğumuzda vardı bunlardan. Fakat bu bayağı satılan bir şeymiş yani. Bas bas paraları Leyla'ya modunda enişteler havaya atsın diye. Çok enteresan. Vallahi enteresan. Hiçbir sevimliliği yok. İkinci ve üçüncü kez de düşündüm bunu. Bir fast food menü alabilirsiniz. Fast food restoranlardan ama hiç tavsiye etmiyorum. İçinde ne besin değeri ne de size faydalı olabilecek hiçbir şey yok. Hatta zararlı olabilecek şeyleri araştıran çok güzel insanlar var. Onlara bir bakın. Fast food menüler insan öldürür. Yaşamımız kısalıyor. Buzullar eriyor. Çanta alabilir misiniz? 10 liraya ecüş bücüş bir şey görmüştüm. Alınabilir yani. Tişört alabilirsiniz ki özellikle böyle basic standart tişört arıyorsanız bu Eminönü vesaire tarzı yerlerde de bulabilirsiniz. 10 lira tişört bulunabiliyor hala ama bizim insanlar, ben de AVM'de çalıştığım için bunu söylüyorum, 90 lira 80 lira tişört alıp aa ne kadar ucuz falan diyorlar. Allah Allah, biz aynı ekonominin mi bir parçasıyız acaba, olabilir mi ki öyle bir şey, hiç zannetmiyorum çünkü. 90 lira hiç ucuz bir fiyat değil bir tişört için. Wow. Şu an 90 lirayı 5 kuruş 5 kuruş acaba yapıştırsam kendime öyle bozuk paradan bir tişört yapamayacağımı düşündüm de yapabilirim. Ama taşıyamam yani. Bir Lady Gaga değilim o noktada. Hani kadın ne bulsa giyiyor ama ne, ben, bana yakışmaz. Bir de mesela bazen ben AVM girişinde cebimde bozuk parayla ötmüyorum. Ama şimdi o kadar fazla bozuk para oldu da öterse, şimdi onu benden çıkartmamı isterlerse nasıl çıkartırım? Zaten nasıl giymişimdir ki? Ben konuyu ne kadar fazla dağıttım şu an. Hemen toparlıyorum. Bu şu an neden böyle bir neşe geldi bir fikrim yok ama eğleniyorum. Güzel. 1,5 euro alabilirsiniz 10 lirayla. Diyebilecek bir şeyim yok. Ampul de alabilirsiniz. Yuvarlak. Yani ışık vermesi amaçlı olan. Deodorant alabilirsiniz ki Allah aşkına alın. Şu sıcak yaz günlerinde ve devamında iklimin kayması sebebiyle yaşayacağımız sıcak sonbahar günlerinde bize çok lazım olacak. İnsanlık olarak hepimize. Kişi başı 10 lira.
Bence ideal. Kalem alabilirsiniz. Kitap alabilirsiniz ama 10 liraya mesela şey yapmayın. Bu uyarıyı da vermek zorundayım. 10 liraya birçok güzel eser satılıyor sahiden. Ya da 10 liranın daha da altına. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bazen okumayı seven bir insan olarak, bir okur olarak öyle kitaplara öyle fahiş fiyatları istendiğini görüyorum ki lütfen kendi zihninizi zehirlemeyin. Dahası bunu cebinizden fazla fazla para çıkararak yapmayın. Bence cebinizden fazla para çıkabilir bir kitap için. Bu çok doğal. Yani basımı yoktur, ikinci eldir ya da ilk basımıdır vesaire. Koleksiyon amaçlı olabilir. Her şey olabilir, hepsi kabul. Fakat şu an öyle bir kirlilik var ki ve bunun adını da bir çağdaş edebiyat, çağdaş Türk edebiyatı gibi lanse ediliyor ki hiç öyle bir şey yok. Ve çağdaş Türk edebiyatı için şu an aklıma gelip böyle pık diye önerebileceğim bir insan Hakan Günday derdim. Yani illa o kitabı o parayı vereceksem şu an aklıma o geldi. Yenilerden. Ben çok fazla yaşayan yazar okumuyorum. Çok enteresan. Şu an kendi içimde aydınlandım. Selam olsun ölmüşlere. Selam olsun hala yaşayamayanlara. Ah, hüzünlendim, devam ediyorum. Diş fırçası alabilirsiniz 10 liraya. Keza bu da en az deodorant kadar gerekli bir şey. Gerçi diş macunu olmuş 10 milyar milyar dolar. Misvağa mı dönsek acaba? Misvağa, misvak. Buradaki yumuşar bence ya. Misvak nereden gelme bir kelime ki? Bunu gideyim de ben sineme sorayım. Dostluk naması alabilirsiniz. 5 tane, kaç tane? Aynen 5, 6 etmez ya. 5 tane falan dostluk naması alabilirsiniz. Çantanızı da gezdirebilirsiniz. Ya da karşınıza çıkan ilk hayvana verebilirsiniz. Ve bu sizi gerçek bir insan yapabilir. 5 dakikalığına dahi olsa. 43 Ukrayna grivnası alabilirsiniz. Grivna, gerçi Ukrayna grivnası bu bir anlatım bozukluğu mu oldu? Evet. Sanırım grivna sadece Ukrayna'da kullanılan Ukrayna'nın para birimi. Evet. Ukrayna grivnası değil. Yalnızca grivna. 43 grivna. Grivna. Söyledikçe güzelleşiyor grivna. Harika. Hazır vize de yok. Kimliğinizle gidebiliyorsunuz. Az buçuk birikmişiniz varsa gidin. Eğlenirsiniz en azından. Bunlar tamam. Burun bandı. Bu şeyler var ya. Siyah noktalar için olanlar böyle yapıştırıp çekiyorsun. Onlardan alabilirsiniz. Siyah noktalara. Kimisi iyi geldi, faydalı oldu falan diyor. Kimisi de beğenmiyor. Ama illaki bir orta yolu vardır. Kişiden kişiye değişir. Bunu üreten de bir şey düşünerek üretmiştir. Ben neyden bahsediyorum acaba? Oyuncak alabilirsiniz. Ama oyuncaklar hep çocuklara yönelik olduğu için birkaç seçenek var. Ya oyuncağı alır bir çocuğa verirsiniz, ya oyuncağı alır kendiniz oynarsınız, ya da oyuncak almazsınız. Ama oyuncak alacağınızı varsayarak söylüyorum ki bu oyuncaklar çok fazla plastik içerdiği için 10 liraya bir oyuncak alıp sevdiğiniz bir çocuğa vermeyin, sevmediğiniz bir çocuğa da vermeyin ve mümkünse bütün çocukları sevin. Takvim alabilirsiniz. Gerçi ben insanoğluna zamanı saymanın iyi geldiğini düşünmüyorum. Ama yine de alabilirsiniz. Online oyun alabilirsiniz. Kimisi gayet güzel. Şu an önerebileceğim hiç ücretli online oyun bilmediğimi fark ettim. Ama bazıları güzeldi yani. Ben de arada online oyun oynayan bir insanım. Ben bunların hepsini teker teker not almıştım. Arada bakıyorum neler yazmışım diye. Gülmeme sebep olan şey
sıradaki şeyin dörtlü tuvalet kağıdı olması. Gülmemeliyim aklıma. Öğrenciyiz, paramız yok. McDonald's'tan tuvalet kağıdı çaldık deyip böyle cebinden tuvalet kağıdı çıkartan çocuk geldi. Gerçekten tuvalet kağıdı. Ya kişisel bakım malzemelerinin bu kadar pahalı olması. Üstelik pisliği bu kadar gelenek haline getirmiş bir ülkede. Gerçekten o kadar üzücü bir şey ki. Yani zaten kullanılıyordu. Artık kullanılmamasının ortaya konan bir sebebi var. Çünkü pahalı diyor insanlar. Tuvalet kağıdı yine bir şekilde kullanılıyor ama bunu özellikle deodorant vesaire için söylüyorum. Ah, başımı alıp nerelere gidem. Dörtlü tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz. İnternette baktım fiyatlarına. Ama dörtlü ne kadar zaman yeter? Bilmem. Dört tane stres çarkı alabiliyormuşsunuz. İşte dördünü de aynı anda çevirirseniz belki stresinizde bir azalma olabilir ama burada değil. Yani bu ülke bundan çok daha fazla stres basıyor. Böyle Los Angeles'ta falan dördünü birden aynı anda çevir. Hani orada o sana koymaz çok böyle. Rahatlarsın, rahat nefes alırsın, aman dersin, yansın dünya bana bir şey olmaz. Burada zaten ülke yanıyor. Biz yanıyoruz. Hani bizi stres çarkı mı ferahlatacak? Hiç zannetmiyorum. Akbil çıkartabilirsiniz bir de 10 liraya. İstanbul için söylüyorum en azından. 10 liraya çıkartıyorlar. Diğer şehirlerde kaç para bilmiyorum. Ama Trabzon'a gittim ben. Trabzon'dan ben birimden nem konuşamadım. Trabzon için yolda tanıştığım birinden almıştım ben Akbil'ini. Akbil kartı. Yani mutlaka ayrı bir ismi vardır. Antalya'ya gittiğimde Antalya kartı almıştım. Antalya kartı kaç para verdim? Yine o kartı çıkartmak için de 5 lira verdim diye bir şey hatırlıyorum ama 5'ten fazla olabilir mi? Yok ya 5 lira verdim. Aynen. Gel gelelim bir diğer seçeneğimize. 10 liraya Teman'ın da desteğiyle bir fidan diktirebilirsiniz. Fakat 10 liraya bir nefes alamazsınız. Tohumlar